Merhaba. Bu videoda size portre fotoğraf çekim tekniklerinden bakışları anlatacağım. Daha önceki videomuzda portre fotoğrafında kompozisyonla ilgili kısa bilgiler vermiştik. Üçte bir kuralını anlatmıştık. Şimdi ise portre fotoğrafında portresini çektiğiniz insanın bakışlarının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Aslında hepimiz fotoğrafımız çekileceği anda, bir fotoğraf makinesi bize yöneltildiğinde ya da telefonla selfie çekildiğinde refleks olarak gülümseriz. Bu gülümsememiz portre fotoğrafı açısından aslında kötü bir şeydir. Bu gülümsemeyle aslında insanlar gerçek kimliklerini bizden gizlerler. Eğer portre fotoğrafımızda onların iç dünyalarını, gerçek kimliklerini, yaşadıklarını yansıtmaya çalışıyorsak bu gülümsemeden kurtulmamız gerekiyor. Bu gülümsemeden kurtulmak için aslında insanlarla biraz zaman geçirmemiz yeterli olacak. Çünkü insanlar enerjileri düştükçe bu gülümsemeden kurtulurlar ve size gerçek kimliklerini sunmaya başlarlar. Portre fotoğrafı çekerken aceleci davranmayın. Ben de sokakta insan portreleri çekerken, sokakta yabancıların portrelerini çekerken ilk etapta onların gülümsemelerine izin veriyorum. Çünkü bu bir refleks. Eğer ona ilk etapta izin vermezseniz portre fotoğrafı çekiminde zorluk yaşayabilirsiniz. Ama daha sonra onlardan gülmemelerini ve en duru halleriyle, en tepkisiz halleriyle bana poz vermelerini istiyorum. İşte o anlarda gerçekten yaşanmışlıkları, daha önceki bilgi birikimleri, kimlikleri ve kişilikleriyle ilgili bilgiler fotoğrafa yansımaya başlıyor. Her zaman gülümseme fotoğraf için doğru bir şey değildir. O yüzden portre fotoğrafında gerçek sonuçlar almak istiyorsanız insanlarla zaman geçirmeniz, o yalancı gülümsemeden kurtulmanız gerekiyor. Sokak portrelerinde aslında birkaç örneğimiz var. Bunları gülümseyen ve gülümsemeyen halleriyle bu örneklerde görebilirsiniz. Dünyada hepinizin aslında çok beğendiği portrelere bakacak olursanız birçoğunda insanların gülmediğini ve gerçek kimliklerini sizlere sunduğunu görebilirsiniz. Gündelik gülümsemelerinden kurtardığımız modelimizi nereye bakacağı da bizim için çok önemli. Burada aslında tüm fotoğrafçıların iki seçeneği var. Bunlardan birisi portresini çektiğiniz insanın kameranıza, yani şu an benim yaptığım gibi kameranın içine bakıyor olması. Bu portrede o insanın her daim o anda sizinle birlikte, daha sonra bu fotoğrafı izleyenlerle birlikte olması etkisini yaratır. Ancak eğer portresini çektiğiniz insan kameranın içine değil de uzaklara bakıyorsa, yani şöyle ya da böyle, bu aslında o andan kopuk, başka bir şeyler hayal eden, belki geleceği planlayan ya da geçmişte olan şeyleri düşünen bir insan figürünü bize anlatır. Ve daha sonra da bu fotoğrafa baktığımızda fotoğraf makinesine bakmayan kişinin o anda olmadığını, ortamdan kopuk olduğu hissiyatını uyandırır. Bu yüzden portre fotoğraflarındaki bu iki seçeneği siz karar vermeniz gerekiyor. Yani modelinizin makineye bakıp bakmayacağına siz karar vereceksiniz ve bu etkilerden yararlanabilirsiniz. Portre çekim teknikleriyle ilgili videolarımız devam edecek. Bizi lütfen takip edin ve diğer videolarımızı izleyin. Canlar.